Yeniden aydınlık dolu merhabalar, güneş sarısı, ay çiçeği sarısıyla harika bir motifimiz var ve bununla baharlık, yazlık, kışlık ne istersek hırkalar, yelekler, pançolar, etoşallar her şeyi örebiliriz. Yeni öğrenenler de örebilirler ve bu motifle çok güzel bir süeter, bluz proje çalışacağız. Hemen tığlar, ipleri alalım. Altın başak, mısır pamuğu, süper kroşe, 3,5 mm tığ. 100 gramlık yumaklar halinde renk numarası 501 karahanlılar.com satış sitesinden veya Instagram profilinden sipariş verebilirsiniz. Çok güzel ipler. Solmaz, ütü alır, yıkanabilir makinede, hiçbir şey olmaz. Yılların ipleri. Önce motifimizin yapılışıyla başlayacağız. Sonrasında projemize geçeceğiz. Sihirli halka tekniğiyle ben iki kere parmağımın ucuna doğru doluyorum. İçinden şöyle tığ geçirip şöyle bir kez de bağladıktan sonra çıkarıyorum. Farklı farklı yapan arkadaşlarımız var. Ve şöyle küçülterek başlıyoruz. Çekim yaptığım yer cadde üzeri, umarım yol sesi çok fazla gelmez. 3 zincir, 1. trabzan olmak üzere ipi başına alarak halkanın içine 2. İlk defa geldiyseniz kanalıma iyi ki geldiniz. Videolar kısmından bütün projelerimi görebilirsiniz. Bitmiş projeler, örnek anlatımları ve her türlü örgü projesi, püf noktaları orada mevcut. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın diyelim. Halkanın içine 16 adet ikili trabzan örüyorum. On beş ve 16 olmak üzere birinci trabzana bağlayarak sırayı tamamladık. Şimdi orta kısmı böyle asılarak sıkıştırdık. Ve motifimizin göbeği hazır. İkinci sıra. İki tane zincirden sonra bağladığımız o ilk trabzanın başından üç tane orta boy fıstık yapacağız. Üç tane ilmek uzatıyoruz. Orta uzunlukta. Bir zincir. Hemen yanındaki trabzandan atlamadan 1, 2, 3. Şöyle topladım. Kalanının içinden geçtim. Bir zincir. Birazcık uzun yapıyorum. Çok kısa değil. Bir çanta yapılmış. Orada kullanılmış motif. Oradan esinlendim. Evet, böyle her bir trabzanın başından üçer tane ilmek uzatıp 16 tane puf örgü, fıstık örgü örüyoruz. Yine de kendimizi kontrol edelim. Bakalım 16 tane puf örgümüz var mı? Evet, kontrol ettik. Ve şurada ilk puftan sonraki aradan bağladım. Üç tane zincir. Bir tane uzun ilmek çekiyorum. Bir kez içinden geçtim. İpi aldım. Uzattım. Bir kez ördüm. İlmeği bekletiyorum. İkili trabzan gibi yapıyoruz. İlmeğin içinden bir kez geçiyoruz. Trabzanın içinden bir kez geçiyoruz. Diğerini tığda bekletiyoruz. Geçerken şu ikisinin
İçinden geçiyoruz. Tek değil, çift geçiyoruz yani. Ve bunu 5 defa yapıyoruz. Burada birincisi zincir şeklindeydi. 5'e tamamladım. Ve parmağımla şöyle hafif arkadan destekleyerek bir, iki, üç zincir. Puf örgülerin arasındaki tek zincirli kısma bir kez geçiyorum. Beklettim. İki, bakın çift ilmek geçiyorum. Bekletiyorum. Beş tane trabzanı bir kere de kapattım. Bütün sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Bütün ilmekleri eşit uzunlukta tutmaya çalışıyoruz. Örgümüzün düzgün olması için. 16. trabzan grubunda ördükten sonra 3 zincirli başlangıç noktasına. Şöyle arasında. Beş zincir. Dördüncü sıra. İki defa doladım. Çok sıkı örmeyelim. 4 milimetre tığ ile bile örebiliriz. Şöyle birazcık salaş olsun. Üç tane üçlü trabzan. Arasında zincir yok. Alıyorum. Yandaki boşluğa. Üç tane ikili trabzan. Sıradaki ne? Bir, iki, üç tane çakma sık iğne. Motifimizi kareye çeviriyoruz. Tekrardan şimdi geriye doğru. İkili trabzan grubu ve üçlü trabzan grubu. Üçlü trabzan grubuyla başladık. İkili çakma sık iğne, ikili ve üçlü trabzan grubu olarak diğer köşeyi oluşturuyoruz. Bir kez daha. Arada zincir yok. Üçlü trabzandan sonra 3 tane ikili trabzan. Üç tane çakma sık iğne ve 3 tane ikili trabzan. Ve tekrardan 3 adet üçlü trabzan. Ve köşe dönüşleri için 2 tane zincir. Böyle yuvarlak başlayarak kareye dönen motifler çok şık duruyor örgülerde. Rengarenk de yapabilirsiniz. Her sırasına başka renk uygulayabilirsiniz. Bu şekilde de olur. Veya bütün renklerini farklı farklı yapabilirsiniz artmış iplerinizle. Sırayı tamamlıyorum. Sıranın sonunda şu başlangıç noktasında bir trabzanı yaparak başlamış olduk. Bu bütün kare motiflerde böyledir. Köşe kısmına denk gelmesi için sıra sonunun. Sıra geçişlerinin belli olmaması için. Ve şimdi iki tane trabzanı ördüm. Üçüncüsünü daha önce örmüştüm deyip şöyle içinden geçiyorum. Şimdi bu sıra önemli.
Örgümüzün ön ve arka yüzlerinde üçer motif uygulayacağız yan yana. Bu dört de olabilir. Kişiye göre değişir, ölçüye göre değişir. Santimetre olarak ölçünüzü alın ve üçe böldüğünüzde motifin genişliği kaç santimetre onunla karşılaştırıp ona göre karar vermeniz gerekiyor. Şimdi, çünkü yan taraflarına lastik öreceğiz. Yandan bağlamalı bir model olacak. Önlük tarzı bir model olacak. Öyle yapmayacaksanız, kenarında hiç lastik uygulamayacaksanız motifin kenarını yine dolaşabilirsiniz. Bu noktada ölçü almanızı, yani bu noktada ölçü almanızı tavsiye ediyorum. En azından 3 motif yan yana geldiğinde veya 4 motif yan yana geldiğinde kaç santimetre oluyor bunu tespit edin. Bu sıraları ona göre tamamlayarak bırakın motiflerinizi. Ben bir sıra daha öreceğim. Bu sırayı örerken 5 tane zincirle dönüyorum. Ve normal üçlü trabzan örüyorum. Çünkü şimdi motifim artık kare versiyonda. Seviye dengelemem gerekmiyor. Biz burada seviyeyi düzeltmek için üçlü, ikili ve çakma sık iğne olarak devam ettik. Şimdi artık normal bir motifmiş gibi normal ikili trabzanı örüyorum. Biraz önce üçlü dedim sanırım, pardon. Şöyle diğer araya yine 3 adet ikili trabzan. İşte bu sırayı ve sonraki kısımlarını bu şekilde standart üçlü trabzan grupları olarak örebilirsiniz. Motifleri istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bu sırayı birleştirme sırası yapabilirsiniz. İki motifi bu atlamalı sırada birleştirebilirsiniz. Ben böyle birebir sık iğne şeklinde, gizli dikiş, gizli birleştirme şeklinde birleştireceğim motifi. O yüzden öyle yapmayacak olanlar normal, böyle atlaya atlaya şuralardan birleştiriyoruz ya, geçiş kısımlarından. Bu sırada birleştirmek isteyenler birleştirerek gitsinler motiflerini. Ben şimdi hiçbirisini birleştirmeden böyle tek tek örüyorum. Sonra komple birleştireceğim çünkü. Köşe kısmını biraz önce gösterdiğim gibi yine. Ve burada ben motifimi sonlandırıyorum. Motiflerin şu orta kısımlarını, başlangıçlarını daha ince bir tığla da yapabiliriz. Çok daha rahat olur. Şöyle sıkıştırıp düğümleyerek gizleyelim. Şöyle. Bunu iğneyle de yapabiliriz. O da çok kolay oluyor. Etamin iğnesi gibi bir iğneyle. Şöyle birazcık yürütelim. Bir miktar sonra sonlandıralım ve şöyle ucundan keselim. Ama şurada düğümle muhakkak sıkıştıralım. Çünkü burayı biz çekerek sıkıştırdık gevşemesi sonrasında. Evet, ay çiçeği motifimiz hazır. Evet, 3 yumaktan 16 tane motif çıktı ve bir tane de şöyle arttı. Bir tanesinden 5 tane çıkıyor, azıcık ip artıyor. Ve 3 tanesinden böyle 16 tane motif ördüm. Bir tanesi de yarım olmak üzere. Ön yüzünü ekrana sığsın, yakın olsun diye böyle dizdim. Şurası bel kısmı, omuza doğru böyle geliyoruz. Şu kısmı omuz askısı olarak şöyle kullanarak yakayı yukarıdan kapalı bir halde, yuvarlak bir yaka şeklinde kullanabiliriz. Bu bir. İkincisi, biraz önceki gibi böyle açık askı şeklinde olur. Kare yaka olur. Arka tarafta aynı şekilde, aynı şablonda örülür. Ondan sonra birleştirmeler yapılıp kenar lastikleriyle böyle kare yaka askılı duran tunik bir süveter, bluz elde edebiliriz. Yine isteyenler yan tarafa motiflerden yine kol yapabilir. Kısa kol, bir motif sırasıyla düşük kol gibi
veya uzun kol şeklinde hırkaya da döndürebilirsiniz. Yani burası dörtlü motif grubu olup ortadan açık da olabilir. O zaman ne yaparsınız? Son sıraları örmezsiniz. Motifleriniz biraz daha küçük olabilir veya ölçünüz geniştir. Dört motif yine yeterli gelecektir. Bunlar kişiye göre değişen şeyler. O yüzden santimetre olarak kullandığınız size iyi gelen bir ölçüyü baz alın veya direkt ölçün. Ona göre uzunluğunuzu belirleyin, genişliğinizi belirleyin. Yalnız bu ipleri ütüleyeceğiz. Çok aşırı basmayacağız fıstık örgü olduğu için. O zaman da hafif bir genişleme yapacaktır motiflerimiz. Geçen bir tane teknik gördüm. Onu ilk defa gördüm. Size burada vermek istiyorum. Bu motif düzenleme şeyleri var biliyorsunuz. Panoları, tahtaları her neyse. Gerdirme işlemi yapılabiliyor. Gerdirme işlemi yaptığında mesela motiflere su fışkırttı. Fıs fıs yaptı böyle ve sonrasında saç kurutma makinesi tuttu. O da tabii hem gevşetiyor hem de ütü buharlı ütüymüş gibi bir etki veriyor. Bir de şu pratik el ütüleri var biliyorsunuz yeni çıkan buhar tutulabiliyor. Elinizdeki imkanlarla bu şekilde de ütülemesini yapabilirsiniz. Bende normal ütü var. Ben çok bastırmadan hafif buharla ütülüyorum örgülerimi. Veya şok buhar veriyorum uzaktan dokundurmadan. Bu şekilde. Yine videoda gösteririm. Evet, motifleri istediğimiz gibi dizebiliriz. Yakasına karar verdikten sonra da değiştirebiliriz dedik. Biz nasıl yapacağız? Biz şöyle crop tarzı yapacağız. Tam bel hizasına inecek kadar uzunluk yapacağız. Videomda bu şekilde ilerleyeceğim. Ama sonuçta motiflerin birleştirilmesi, teknik ve fikirler ve aşamalarımız herkes için ortak. Bir seçenek daha. Şöyle yapan arkadaşlarımız da var. Bu kısmı, askı kısmını motif yapmıyor. Kesmeleri kolay yapmak adına gövde kısmı yakaya geldik diyelim, tığ ile normal şu kenardaki üçlü trabzan gruplarını yukarı doğru devam ettirerek yuvarlak yaka yapacaksa ona göre şurada bir kesme yaparak omuza gelen yan tarafları ve omuz üzerinde ve arkaya doğru inecek olan kısmı normal 3 trabzan olarak motif kenarı gibi devam ediyor delikli file bir şekilde motifsiz. Bakın bu da çok kolay bir seçenek. Özellikle yeni başlayanlar da çok rahatlıkla bunu uygulayabilir. Şuradan uzatacak veya keserek. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Karmaşa olmasın. Evet, sade ve net olsun ki herkese hitap edebilelim. Her fikre uygun bir anlatım olsun. Şimdi ben motifin birleştirmesine geçeceğim. Onu göstereceğim. Hiç ip koparmadan biye şeklinde döne döne birleştirebiliriz. Bunu yapıyorlar özellikle şu son sıradaki örgü şeklinde birleştirmelerde. Daha çok kullanılıyor. Yine birleştirme işlemini iğne ile de yapabiliyoruz. Tığla yaptığımız aynı işlemi iğne ile de yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Hiç ip koparmadan birleştireceksek şöyle bir güzergah izleyeceğiz. Labirent gibi. Karşılıklı iki motifi ilmeği ilmeğine birleştirdim. Geldim. Buradan birleştiriyorum. Buradan boş biye sırası geçiyor. Şu kısmı birleştirerek çıktım. Burayı birleştirdim. Boş biye sırası. İkisini birleştirdim. Geri geldim. Birleştiriyorum. Burayı birleştiriyorum. Başladığım köşeye geri geldim. Tekrar yukarı çıktım. Burayı da birleştiriyorum ve sonlandırıyorum. Hiç ip koparmadan bu şekilde yapabilirsiniz. Veya bu şekilde boyuna araları birleştirebilirsiniz. Eline de bu kısımları birleştirebilirsiniz. İp keserek. Ve üçüncü seçenek, motifinizi bitirmeden önce şu sıra bitiminden sonra biye örmeye başlayarak birleştire birleştire bitirir ve sonlandırırsınız. Ben burada videoda motifleri göstermem gerektiği için bu şekilde yaptım. Böylece çokça sorulan motif birleştirme konusunu da burada ciğerini söke söke anlatmış olalım. Anlatmadığımız hiçbir şey kalmasın. Bu konu burada tamamlansın. Koparmadan böyle döne döne birleştirme yapmayacağım. Videonun çok uzamasını istemiyorum çünkü çekmek zor olacak. Şöyle iki sıra dikey, bir sırada yatay olarak aralardan birleştireceğim. Evet, daha önce de gösterdiğim gibi biye şeklinde birleştirmeye şöyle yakından tekrar göstereyim. İç tarafından zinciri iç tarafından alıyorum. İpimiz altta kalacak. Karşıdaki motifin de aynı kısmından denk gelen
aynı yerinden birebir. Şöyle alttan ipi çekerek ikisini birlikte. Birinci trabzanın başından ilmeğin iç yüzünden alıyorum. Diğer karşıdaki trabzanın da aynı yerinden alıyorum motifinde ve üçünü birlikte şöyle bir kere de çıkıyorum. Çok sıkı veya çok gevşek yapmayacağız. Birisi çirkin durur, birisi de kasar. Örgümüze uygun bir sıkılıkta olacak şöyle. Bir tane de karşıdan alıyorum. Bu kolay bir teknik. Pratik bir teknik. Eliniz alıştığı zaman hızlıca yaparsınız. Gözünüzde büyütmeyin. İşte bunu son sırada da yapa yapa motifleri bitirebilirsiniz. İki kez uğraşmamak için. İğneyle de yapabilirsiniz. İğneyle yapacaksanız aynen şu ilmeğin iç yüzünden bir de buradan alıp ikisini birlikte dikeceksiniz karşılıklı. Burada üçüncü bir boyut oluşması beni rahatsız etmez diyenler de çanta yapacak olanlar özellikle bunu kullanabilir. İki motifi şöyle tutup normal birebir sık iğne olarak geçebilir. O da olur. Yapıyorlar. Süveterlerde de yapıyorlar. Daha çok çantalarda yapıyorlar. O da çok kolay oluyor. Yani seçenek çok, hepsini bahsedelim ki. Bazen yorumlarda, DM'de veya başka yerde sorular geliyor. En azından bu videoya yönlendiririm ve topluca hepsini anlatmış olurum. Evet, biz böyle anlata anlata, konuşa konuşa, enerjimizi birbirimize vere vere, iyi niyetle burada mutluyuz. Sadece model bakıp çıkanlara sevgiyle uğurluyoruz. Gün gelir yolunuz yine kesişir diye düşünüyorum. Battaniyelerde pek çok yerde bu teknik kullanılıyor. Böyle yapılıyor. Merak edenler. Tam köşeye geldiğimde diğer iki motifi çekiyorum. Oraya atlayacağım. Burada bir zincirle atlayabilirim. Çünkü şurayı da birleştirerek geldiğimde diğer zinciri orada kullanacağım. Orada zincir çekmeye de bilirim. Burada burası altta kalacaksa çekerek de geçebilirim. Kasmaz en azından birleşim yeri. Ve yine karşı motifin şu zincirinin yakın olanından, trabzanı yakın olanından alıyorum. Çünkü burayı şu kısmı birleştirirken kullanırım. İki zincir var zaten. Bunun da yine şunu ilk zincirini alıyorum ve topluca üçünü birlikte içinden geçiyorum. Bir zincirle atladım. Zincirsiz de atlanabilir. Bu altta kalacağı için sorun olmayacaktır ve de kasmayacaktır diye düşünüyorum. Denedim. Deneyeceğim. Videonun ilerleyen kısımlarında kesinlikle tavsiye ediyor muyum, etmiyor muyum tekrar söylerim. Bu teknikleri bütün motiflerde uygulayabilirsiniz. Bütün kare motiflerde. Evet, 17 tane motifi birleştirdim. Arada çektiğimiz bir zincir işe yaradı. Şu birleşim kısımlarının daha güzel durmasını sağladı. Diğer taraftan bir yeyi geçerken yine bir zincirle üstünden atlayarak geçtim. Ve burada böyle güzel bir görüntü oldu. İpim sadece 4 tane olduğu için ben crop tarzı biraz kısa yapacağım. Ama ütüyle birazcık motifleri açacağım. Şöyle
Evet, böyle katladığımızda ön tarafında 8, arka tarafında 9 tane motif var. Boyun kısmını bu şekilde bıraktım. Ensede herhangi bir oyuntu yok. Hafif meyil vererek bunu sağlayacağız. Ense kısmının düşüklüğünü sağlayacağız. Ve bu ipi 3,5 milimetre ile ördüm ama 4, 4,5, 5 ile de rahatlıkla örülür. Özellikle yazlık projelerde 5 ile dahi örülür. Daha salaş, daha rahat yapılabilir. Daha uzun örmek isteyenler için 6 yumak yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Birer sıra daha şöyle toplamda 6 motif daha eklemeniz gerekecek. Bir de kenar lastikleri. Tersinden ötürüyorum. Buharlı bir şekilde. Çok aşırı ütü ağırlığı vermiyorum. Hafif ütüledim hemen diğer tarafı. Çünkü salmasın, ipler saldığı zaman, özelliğini kaybettiği zaman iyi olmaz. Şöyle hafif hafif. Gerdirerek de yapabiliriz. Ölçüsünü denk ayarlayarak motifleri birleştirmeden önce eşit bir şekilde gerdirip biraz önce anlattığım yöntemlerle de buhar vererek de bunu sağlayabiliriz. Şöyle bir şey yapacağım. Katlıyorum. Üst üste tutarak yaparsam eşit olarak gevşemesini sağlarım. Şimdi birazcık basıyorum. Fıstıkların ezilmemesi için ve olası parlama riskine karşı tersinden ütülüyorum. Evet, şimdi yatıştı bakın. Hafif esneme sağlıyorum. Şimdi buradan da kuvvet uyguluyorum, iki kat olduğu için. Buhar hazır varken, şöyle sıcaklık hazır varken şöyle açarak biraz esnetiyorum. Doğal genişlemesinden faydalanıyorum. Ve son bir rötuş olarak şu birleştirme biyelerini yatıştırıyorum hafif. Şöyle hafif bir ütü geçiyorum üzerinden. Hemen karşı taraftan. Kenarındaki ipleri kenar kısımlarına lastik geçerken yok edeceğiz. Trabzanların içinde kalacak. Evet, ütüleme işleminden sonra tam da limon sarısı. Öyle bir tatlı sarı ki. Çok güzel. Ve ipim bu kadar kaldı. Benim bunu kenarlara yetirmem gerekiyor. İpim az olmasaydı kenar lastiğini ön tarafta falan biraz daha şöyle geniş yapacaktım. 4-5 santimetre kadar. Bir taneden 5 motif çıkıyordu. Ne kadar gider bilmiyorum. Şimdi onu ben göz kararı nasıl yapacağım? Önce şu boyun kısmını, yaka kısmını ince bir şerit olarak geçeceğim ki kalan ip komple etrafında kullanılsın. İstediğim bir lastik modelini uygulayabilirim. Ense ortasından başlayacağım. Sık iğne, bir düz bir ters lastik trabzan ile ne istiyorsak o şekilde kenar kısmına uygulayabiliriz ve bu işlemi yaparken kenarlara bıraktığımız ipleri böyle içinde gizleyeceğiz. Motifleri birleştirirken iplerinin kenara denk gelmesine özen gösterdim. Sonra tek tek uğraşmamak için. Şöyle normal trabzan örüyorum. Bu defa arttırmanın tersine eksiltme yapmamız gerekeceğinden dolayı şu köşe geçişinde üç trabzanı bitirmiştik. Boşluğun içinden bir tane.
tam köşeden bir tane. Diğer motifin köşesinden bir tane olmak üzere şöyle 3 tane trabzanı birlikte kavuşturuyorum. Köşenin dönmesi için. Genişlerken arttırıyorduk. Şimdi içeri doğru burayı bükmemiz gerekiyor. Ve ondan sonra normal trabzanların üzerinden örüyorum. Bu sırayı çok sıkı yapmayacağım. Kafadan rahat geçsin. Misina şişle ilmek toplayarak normal şiş örgü, lastik de örebilirsiniz. Her bir trabzanın başından bir ilmek çıkararak. İllaki tığla olması gerekmiyor. Şu köşeyi de yapalım. Trabzanların başını ördükten sonra şöyle köşeden bir tane, arasından bir tane ve karşı motifin köşesinden bir tane trabzan. Şunu tam köşeye denk getireyim. Estetik dursun. Şöyle tam köşeden yapalım. Arası açılmasın ve buradan bir tane. Bu araları daha kapalı tutmak için biraz daha fazla trabzan alabiliriz. Daha dar, daha tok gözükmesi için. Neredeyiz? Ne yapmışız bakalım? Evet. Şu köşeleri yaptık. Tamamlıyorum. Yine ense ortasına geldim. Şöyle kapatıyorum. İsteyenler, ipi olanlar bir düz bir ters lastikle nasıl istiyorsa devam etsin. Ben böyle bir sırada bırakacağım çünkü kenarına lastik örmek istiyorum. Yakada o kadar gerek yok. Arkasının köşesinden. Büyük bir motifin kenarını örüyormuş gibi düşüneceğiz. Burada arttırmaya devam ediyoruz. Yani şu dönüşte yine üç tane trabzanı örüyorum. İçine gizleyerek. Hiç atlamadan. Motiflerin devamıymış gibi, yeni bir sıraymış gibi. Köşe geçişlerinde bir tane boşluğa, şunu tutuyorum bakın. Bir tane iki motifin arasındaki birleşim yerine bir tane yine köşeye olmak üzere 3 tane trabzan alıyorum. Lastiğe döndüreceğimiz için bu seyreklik kaybolacaktır üst sırada. Yandaki motife geçmiş olduk. Böyle trabzan ile dolaşıyorum ve başladığım noktaya geri geliyorum. Evet, başladığım köşeye geri geldim. Böyle bir sıra trabzan ördük. Ve her zaman olduğu gibi köşe kısmında motif dönüşünde yaptığım gibi yapıyorum. Araya iki tane zincir çektim ve birleştirdim.
İstersek burada zincirsiz sadece dolgu olarak da dönebiliriz. İpim biraz daha var. Bir sırada lastik öreceğim. Şöyle iki tane zincir. Sıradaki trabzanın önünde. Kıvrılmaması için sıradaki trabzanın ardından. Bir düz, bir ters, tığ işi, lastik modeli. Köşeleri yine aynen arttırarak döneceğiz. Motif köşesi gibi. Bu şekilde bütün kenarı dolaşıyorum. Evet, iki sıra lastiği de ördük. İpim biraz daha var. Şükürler olsun yetiyor. Şimdi yan tarafına bağcıkları yapacağız. Bu defa geniş bir bağcık yapıyorum. Balaklava videosunda iş ile 3 ilmekle kordon örmesi gösterdim. Ona da bakabilirsiniz. Burada çok kolay bir şekilde nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Pratik bir şekilde bitirebilmenizi istiyorum sıkılmadan. Motifleri inanın çok kısa sürede ördüm. Çok kısa sürede yapabilirsiniz. Bayrama da yetişir, önümüzde bayram var. Hem sarının güzel enerjisi bizimle olsun dedim. Şöyle bakın. Azıcık ipim var. Ne oldu şimdi? 3 yumakla 17 motif ördük. Dördüncüden de biraz kullandık. Dördüncü yumakla da lastikleri ve bağcıkları yapıyoruz. Ortasından, yani bağcığı nereden istiyorsam. Crop tarz, kısa tarz olduğu için tamamen ucundan birleştirebilirim. Bel hizasına kadar iniyor çünkü süveter. 38-40 beden. İstersem hemen kol altı bitiminde göğüs altına gelen kısımdan birleştirebilirim. Ya da benim yaptığım gibi tam ortadan. Bu ideal oldu. Tavsiye ediyorum. Şöyle etek ucundaki motifin 1-2-3-4 5. trabzan grubunun üzerine denk gelecek şekilde yaptım. Bir kez ölçtünüz mü zaten şöyle hizalayarak karşısında rahatlıkla bulabilirsiniz. Çeviriyorum. Yine şu 5. trabzan grubunun üzerine gelecek şekilde. Şöyle de kontrol edeyim. Şuradan. Kordon tarzı isteyenler için 3 tığla ördüğüm tığ işi kordon videosu da var. Söylediğim gibi şişli olan da var. Bu defa farklı yapacağız. Bir ilmek tutturdum. Bir tane biye gibi içinden geçiriyorum, bekletiyorum. Şöyle sıkıştırdım. 3 ve bir tane daha. Aynı zamanda ipi de gizlemiş oluyorum. 4. Şunu şöyle arasından yine kaybederek devam edebilirim. 1 çifter çıkarak 4 ilmeği ördüm tunus örgü olarak. Düz tunus örgüde olduğu gibi şöyle önünden değil, içinden arkaya geçerek boşluktan tam ilmeğin ortasına, yani şöyle arkaya geçerek düz tunus örgü ve kenarda da yine ikili alarak şiş örgü görünümünde oluyor. Şöyle bakarsak şiş örgü ilmeği şeklinde gözüküyor. Böyle tercih ediyorum. Tunus örgüyü bilmeyenler için kenarda bir ilmek çıktım. Diğerlerini çifter ilmeğin içinden geriye doğru geldim. Birinci ilmeği şöyle almadım. İçinden geçtim ilmeğin. Arkaya doğru çıktım. Tekrar içinden geçtim. Ve kenarda da şöyle ikili olarak içinden geçerek. Ne uzunlukta istiyorsak, sarksın istiyorsak daha uzun olur.
Benim gibi böyle biraz kısa tutabilirsiniz. Orta boy tutabilirsiniz. Nasıl isterseniz. 3 ilmek de olur. Ve hızlıca biter. Sık iğnelerle gidiş dönüş döne döne uğraşmaktansa hem kenarları daha düzgün olur hem de böyle pratik olur. Başına oturursanız 2 günde örersiniz. Hadi 3 gün diyeyim. Bitirdikten sonra uç kısmında şöyle 4 ilmeği bir kere de topladım. Popcorn örgüde olduğu gibi ve böyle sivri bir şekilde tamamladım. Evet, bağcıklarımızla da son işlemi yapmış olduk. İçindeki ipleri de temizliyoruz ve evet, neler yaptık hemen toparlıyorum. Altın başak, mısır pamuğu, merserize ip 100 gramlık 4 adet yumakla 17 motif ile yandan bağcıklı, önlük tarzı 38-40 bedene uyumlu önlük süveter ördük. Kenarına 2 sıra lastik geçtim. İpim arttığı için alt sırasına birer sıra daha lastik ekledim. Bağcıkları Tunus düz örgü tekniğiyle yaptık. Orta uzunlukta uyguladık. 34-36 beden olanlar motifin son sırasını uygulamayabilirler. Daha büyük bedenler aynı bu şekilde örerek 4 motif yan yana kullanabilir. En az 4 mm tığ ile örmenizi de tavsiye ediyorum. Hem spor tarzı hem de klasik olarak kullanabiliriz. Kollar ekleyebiliriz. Hırkalar, yelekler, kırlentler, çantalar her şeyi örebiliriz. Güneş motifimiz olsun adı. Ütüyle birazcık açtırmıştım. Evet, kenar lastiğini birazcık esnetmişim. Onu bir sıra biye geçerek toplatacağım tekrardan. Bunlar basit dokunuşlar. Ense kısmında hiçbir oyuntu yapmadık ama kendi doğal duruşuyla o kısmı da kurtardık. Kenar kısımlarını dik edebilirsiniz. Evet, tabii ki de mankenin ölçüleri bize 34 uymuyor. Beden gibi düşünebilirsiniz şu an. Tunik gömleklerin üzerine çok hoş duracaktır. Pantolon ve eteklere. Her türlü giyim tarzına uyacaktır. Söylediğim gibi kenar kısmına bir sıra biye gittim. Bir numara küçük tığ ile daha sıkı bir ilmek yürütme. Biye nasıl oluyor? Sık iğne örer gibi batıyorum. Biraz önce motif birleştirirken gösterdiğim gibi içinden geçiriyorum. Sık iğne örmüyorum çıkıntılı. Hemen ilmeği içinden geçire geçire biye yürütüyorum. Kenar biyesi. Böylece hem güzel bir hat oluştu hem de şuradaki açılmayı toplamış oldum bir numara küçük tığ ile yaparak. Evet, bir de mankende görelim. Biyeden sonra biraz önceki duruşa göre gayet toparlandı. Kalite ayrıntıda gizlidir. Her zaman sevdiğim bir söz. Hemen kabaca ölçülerini vereceğim. Santimetre olarak kenar lastikleri hariç ve motif olarak vereceğim. 3 motifin benim el örgümle ve ütümle ulaştığı genişlik 38 santimetre. Boy olarak da 83 santimetre. 38 eninde 83 santimetre tam boyunda olmak üzere 83'ü 2'ye bölelim. 41,5 ön yükseklik, arka yükseklik 41,5 olmak üzere ölçüm bu şekilde. Kenar lastikleri hariç ve bağcığın uzunluğunu da ölçelim. Burada yaklaşık olarak 18 santimetre uzunluğunda. Her zaman olduğu gibi YouTube, Instagram, Facebook ve Pinterest'ten Emine Toker Hobi Mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Sevgiyle ve örgüyle herkese iyi bayramlar.